Hanımlar beyler günün son çiftiyle masadaki yerlerimizi aldık. üzerinize afiyet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> bulduk. Ne var ne yok? İyiliksınızsınız. İyi. Sana. İyi, fena değil. Siz Finlandiya mı tanıştınız? Yok. Yani Finlandiya'ya gittiğiniz için tanıştınız. Evet, aynen öyle. Siz Finlandiya'ya gidiyorsunuz. Onur Bey de daha önce Finlandiya'ya evet. gitmiş. Bilgi almak için mesajlaşmaya aynen başlıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, ya Erasmus birçok kişi bilir. Eee yurt dışına öğrenci değişim programı. Hı hı. Benden önceki dönemde Onur oraya gitmişti. Evet. E, işte okulumuzdaki bunun e, bu işle uğraşan asistanlar iletişim bilgilerimizi verdiler birbirimize. Hı hı. E, o zamana kadar aynı bölümde okumamıza rağmen bilmiyorduk birbirimizi. Hı hı. E, ben o şekilde tanıdım Onur'u. Sonra Onur Bey size yürümeye başladı. <laughs> <laughs> Yok ben de yürümüş olabilirim. <laughs> O da olur. Benim için ispat etmez. <laughs> Karşılıklı değil. Aynen. Ona uyudun mu Ya Finlandiya'da şunu nasıl hallediyor? Bir de uyudun Aynen mu? öyle söylüyoruz zaten. Ya. Yani e, ya yürümek amaçlı değil ama gerçekten hani daha kolay hemen cevap alabileceğim kendi <laughs> dilini konuştuğum birisi olduğu için. Evet evet ee, harika bir fikir ya bu yardımlaşma olmadık. için bu uygulanan bir yöntem evet. zaten. Böyle evet. Sizin böyle bir şansınız olmuş da herkesin böyle bir hikayesi olmayabilir tabii ki. Sonra sonra ben Türkiye'ye döndüm. Ee, Döndükten sonra, sonra başladı. E, Onur şimdi Onur daha oradaydı benim. Hı hı. Ben seçildim. Daha Onur oradaydı. E, o sırada konuşmaya başladık. Sonra Onur geldikten sonra birkaç kere buluştuk. Hı hı. Ama bir türlü açılamıyoruz yani birbirimize. Dedim ya bu akşam artık bunun bir adı konacaksa konsun. Yan yanaydık. O omz, kafasına omzumu koydum. Kafasına <laughs> omzunuzu koydunuz. İnşallah acımıştır. <laughs> Böyle mi yaptınız? <laughs> Gel buraya dedim. <laughs> evet. Ben kafamı onun omzuna koydum. Evet. Koydum tabii. Sonra o da e, elini attı omzuma ve öylece hani sözsüz bir başlangıç oldu. Ama e, ikimiz de çok heyecan heyecanlıydık tabii. E, sonra oradan devam etti. Ay ne güzel. Evet. E ee, peki yarışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz Onur Bey? Yani evde, bizim evde daha evde, iyisiniz evde anladığımız kadarıyla. Çok uzun kadar. senelerden beri izlediğimiz bir yarışma evet. zaten. Ama hani performans olarak ben kendime çok <laughs> güvenmiyorum açıkçası. Aa, ee, Yani hep takıldığım sorular oluyor. Peki ne yapalım başlayalım mı? Olur. Şimdi çünkü sizin birinci olma şansınız var. Ee, 7600 puanla e, Kamile Hanım ve Hakan Bey çifti gün birincisi durumunda şu an. E, durduk yerde herkes patladı gördüğünüz gibi. <laughs> Ay evet bir yani. sorularda bir şeylerde patır patır patlandı. Siz patlamazsanız cart diye gün birincisi olabilirsiniz patlarsanız da nerede patladığınıza göre de işler değişebilir. <laughs> Garip bir gün. İnanın merak içindeyim neler yaşanacak. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Eski Yunan filozoflarına göre doğayı oluşturan dört temel elementin yakıcı olanı. Ateş. Ateş doğru cevap. <laughs> Benim de dilim şişti sevgili izleyenler burada sohbetten. FM dört e, harfli ikinci kelimemiz geliyor hayatın içinden buyursunlar. <laughs> Sahip olunmayan ama bir süreliğine kullanılan bir şey için karşılık olarak ödenen para. Söylemek Kira. Misin? Kira doğru devam. <laughs> Neden kirayı e, onur Bey'e söyletmek istedim. O ödüyor kirayı demiş. <laughs> <laughs> Onda mantıklı. Ben de kendi kendime doğru cevap verdim az önce. Efendim beş harflilere geçiyoruz. Ee, Özel bir yemek masasının olmazsa olmaz bir materyalini soruyoruz. Neden? Biz anlarız zarafetten. <laughs> Buyursunlar efendim. Amerikan servis olarak da bilinen yemek masasının üzerine kişi sayısına göre yerleştirilen tabak altı örtüsü. Supla. Supla doğru cevap. <laughs> <laughs> Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz İsmimizle. İsmimizle. Normal olarak. Arada ben gülüm derim. O da muhtemelen annem ve babamın birbirine hitabı öyledir. Ha. Oradan gelen bir şey. Canım derim. Ama şey değildir hani böyle herkes birbirine... Yani tenzih ederim tabii de hani böyle sürekli her şeyle aşkım... O biraz itici geliyor bana açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> <Oradan> Asya Hanım... <laughs> Foşurda da bir arkada. Galiba siz aşkım aşağı, aşkım yukarı. Değil mi? Tabii. Efendim, beş harflerle devam ediyoruz. Eski bir hitap sözü soracağız çünkü. O yüzden bu e, sohbeti başlatmıştık. Gelsin bakalım sorusu. Teklifsiz konuşmada evin erkeği veya adam anlamlarında kullanılan sözcük. Arapça kökenli. Herif. Ne? Herif. Herif. Doğru, Doğru. Herif. Doğru devam. <laughs> <laughs> Onur Bey baya seri katil gibi herif. <laughs> yani sonra bir hamle yaptı Allah'tan butona. Yoksa ben basacaktım tabii abi. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Herifi de anneannem çok kullanırdı. Bir herif falan. Gene anneanneme buradan selam olsun. Aa, benim de karşıda bir tane kaptan abi vardı. Kaptan, o pansiyonu vardı orada. Evet. Kaptan pansiyon muydu adı neydi bilmiyorum. Onun eşi vardı. Eşinin adını da bir türlü öğrenemedik. Çünkü eşine sürekli hükümet diyordu. Aa. Değil mi? Hükümet çok güzel yemek yapar falan diye. Böyle biz beraber yemekler falan yiyorduk. Yani benim de duyduğum en iyi en hoşuma giden hitap şekillerinden biriydi. Efendim altı harflilere geçiyoruz. Işıltılı bir kelime geliyor. Gelsin sorusu. Emsallerine fark atan, çepeçevre değerli taşlarla kaplanmış yüzük. Bende yok ama neyse. Tam tur. <laughs> Tam tur. Doğru cevap. Bilmiyorum buradan bir mesaj gitmiştir inşallah bir falan duydum diye. böyle bir e, izlik oldu. <laughs> <laughs> yani. Nerede? Bilmiyor ki. Yani tamam. Tam tur. Tam, <gülüyor> tam <gülüyor> tur. Ee, Zeynep Hanım. E, alt harflerle devam ediyoruz. Onur Bey e, hayırlı olsun yeni alacağınız tam <laughs> tur. Ee, İngilizceden dilimize girmiş olan bir kelime e, var ama neredeyse kendisi <laughs> e, gibi Hayır. girmiş kalmış. Gelsin bakalım efendim sorusu. Sakinleşme, gevşeme, rahatlama anlamlarındaki Batı kökenli sözcük. Relax. Ne? Relax. Relax doğru cevap. Efendim 7 harflilere geçi verdik. Ee, i̇lk bu 7 harfli cevabımız aslında bir bilim dalı. Gelsin bakalım. Bir eski Yunanca'da ev idaresi veya iyi bir ev idaresinin ilkeleri anlamına gelen sözcükten türemiş kelime. Ne olabilir ki? Home diyeceğim değil. Ne? Hom. Hom değil. Değil. Ho Homoloğu. Ev idaresi dediğinizde ilk. E e Ekonomi. 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 Ekonomi doğru cevap. Evet, evet. 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 E yarışmanın ortasındayız. 3.700 puanımız var. 3 dakika 4 saniye süremiz var. Yani bir sorun yok şu e an için. Hadi. Devam ediyorum o yüzden. Efendim ikinci yedi harfli e, cevabımız halk arasında yakıştırılarak söylene gelmiş ve yerleşmiş bir kelime gelsin bakalım nasıl geliyor? Halk ağzında yumuşacık ve şişkin anlamında pamuk şekeri dokusundaki şeyleri nitelemek için kullanılan sözcük. Puful puful diyeceğim i̇kileme. ama. Gibi bir şey ama o ikileme değil. Pufultu. Hayır efendim. Değildir öyle bir şey de yoktur tabii attım şu an. Böyle, Böyle bir şişkin. Ha. Ne? Yumuşak. Yok, sizin Adam. az önce söyle öyle bir öyle bir harf alın istersen. Bence de. Harf, harf alalım. Harf al. Harf, alın. harf alın. D. Pofidik. Gibi bir şey. Pofidik. Ne? Pofidik. Pufidik. Basın siz. Ha. Tamam. Eee, ilk sesliyi değiştirelim. Pofidik. Pofuduk. Pofuduk. Ha, pofuduk doğru cevap. <laughs> İlkini değiştirin deyince komple değiştirilir mi ya? Allah. <gülüyor> <gülüyor> FM8 harflere geçtik. Ee, yakıştırma yolu bir tabir. Sizinki de geldi bakın. Nasıl bir e, soruyla e, ulaşacağız cevabımıza bakalım. Uysal ve sokulgan anlamında patili bir canlıyı da konu edinen yakıştırma yolu söz dizisi. Kedi gibi. Kedi gibi doğru cevap. Aynen. Ee, Onur Bey'in durumu gibi diyeceğiz ama <laughs> öyle değil. <laughs> Çünkü ben hala tedirgin oluyorum Onur Bey'den. Efendim 8 harflerden devam ediyoruz. Derinden e, ve tek kelime gelsin bakalım. Her türlü çıkar düşüncesinden uzak, derinden, içten anlamlarında bir sıfat. San Samimi mi diyeceğim, diyeceğim ama değil. Ee, ne olabilir? Böyle samiminin de karşılığı böyle... Sempatik. Yok 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 değil. Hmm. İçten gelerek, çok isteyerek. Hmm. Candan. Yok. Hmm. Canlı gönülden değil. Gibi he? bir şey. Gönülden. Gibi bir şey. 21 harf alabilirsiniz ya. Harf alalım. Harf alalım. <laughs> harf alalım. <laughs> Ü. Ee... Yani bir <gülüyor> alfabeyi <gülüyor> alabilecekken... Harf alalım. Harf <laughs> alalım. S. Gönülden dediniz ya. Gönül, Aha, ne ten. efendim? Gönülden. Yürekten. Yürekten. Yürekten doğru cevap. Dokuz harflere verdik Efendim iki kelimeden oluşan bir sorumuz var. Ee, ne kadar parlak renkliyse o kadar tehlikeli şeyler bunlar. Gelsin hmm. bakalım. Genellikle turşu, sos veya ezme yapılan sivri veya tombul ne kadar ufaksa o kadar acı. ...sebze türlerinin ortak adı. Haa. Ya, olmaz. Yalapeno. Evet. Biber. Ismi, biberin ismi. Bir kere biber. Tamam. Evet, biber, i̇ki kelimeden biberde. oluşuyor. Acı biber. biber değil. Yok. Biber. Böyle... Sivri... Böyle... Cin biber değil. Gibi bir şey. Sivri Tarsalın biber. Ha, sivri var. Aa, at, atom biber. Ay değil, süs biberi. S süs biberi doğru cevap. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. Maslarla bitiyor. Gelsin bakalım. Kabullenmemek, razı olmamak, isyan etmek. Baş kaldırmak değil. değil. Tek kelime. Uh, harf alalım. alalım. Harf alalım. Harf alalım. Mak. İsyan ediyor. Dil. Yok. Kim isyan eder? Asi. Yani. Ha. Uh. Tamam doğru başlangıç. A. Harf alalım. Harf Tek. alalım. A. Tek kelime. Ha. Ay bilemedim. Başına onu koyun efendim. Asileşmek. Asileşmek doğru cevap. Bir an korktum. <laughs> on harflere geçtik. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz. Gelsin bakalım. Sevmek, tutulmak anlamlarında bir deyim. Vurulmak değil. Harf alalım. Harf aldık. Ş. Şey. Aşık olmak. Değil. E... Sevmek, tutulmak. İşvelen. Iş hayır hayır. Harf alalım. Harf aldınız. Harf alalım. Harf alalım. alalım. Ters aldık. Doğru. Ne bu ya? Deyim. Evet, mecazi anlamda Aa, biraz. Aşk değil. Aşk o, mı? E, evet. Aşk. Aşk olmak değil. Aşka düşmek. Aşka, Aşka düşmek. düşmek. <laughs> Doğru cevap. Evet. Geldik son soruya. Hı -hı. Bakalım neler yaşanacak. Hı -hı. Ben Hı -hı. soruyu sorar giderim sevgilisi. Ne yaparsın? Yani. <laughs> Arkama bile bakmam. Efendim, Batı kökenli bir sözcük. Ama bence bunu bilirsiniz zaten. Öyle mi? Tabii tabii. Harf alsak mı? Ha? 10 saniyeniz var ya o bul karar verirsiniz. Bul bence bilirim. Bilirsin. Bilir Bil <laughs> Gelsin soru. Her yaş ve durumdaki bireylerin beslenmelerini planlayarak diyetisyen. kişilerin diyetisyen. yaşam diyetisyen. kalitesini artırmayı hedefleyen sağlık uzmanı, diyetisyen. Doğru cevap. Geçen Gerçekten. sefer avarajla kaybetmiştim aynı puanı. Evet. Şimdi gene aynı puanla rövanş gibi Gerçekten <laughs> olsun. büyük geçmiş olsun. Ee, harika yarıştınız ama bugün herkes harika yarıştı evet, bence. bence de. O yüzden bütün yarışmacılarımızı bir alkışlayalım. Gerçekten hak ettiler.